Malazgirt ruhu ve manevi iklimi için biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Kocaeli Muşlular Derneği olarak bir araya geldik ve orada fikir teatisinde bulunurken gerçekten biz bir proje geliştirelim. Bu Gebze Belediyesi ile Malazgirt Belediyesi'ni kardeş şehir ilan etmek için bir heyet oluşturalım ve belediye başkanımıza gidelim. Bu manada bir proje geliştirelim ve yolumuza devam edelim. Tabii bu projenin gelişebilmesi için ilk önce bunun ruh yapısı, yani fikir yapısı nedir? Niye böyle bir şeyde yola çıktık? Biz biliyoruz ki ben şahsen acizane fikrim olarak Malazgirt ruhu ve manevi iklimi 1000 yıl önce, yani 1071 yılında dünyanın, insanlığın ve ümmetin yaşadığı olumsuzlukları, ayrılık gayrılıkları, zilleti, zulmü, o günkü haksızlıkları, adaletsizlikleri nasıl o gün Alparslan 1071 Malazgirt zaferiyle sona erdirmiş, insanlığı ve İslam alemini rahatlatmışsa, bugün de dünyada yaşanılan adaletsizlik, zulüm, zillet ve ayrılığı gayrılığı, İslam dünyasındaki dökülen kanın durması için gene Malazgirt ruhu ve manevi iklimi ışığında Türk milletinin liderliğinde ümmet bilinciyle eğer ortaya çıkarsak gerçekten dünya ve insanlık, İslam alemi huzur bulacağına inandığımız için böyle çalışmalarımıza devam ettik ve böyle çalışmaların neticesinde o fikrimiz doğdu ve bu projeyi tertipledik, İçişleri Bakanlığımıza sunduk. Ve Allah razı olsun, İçişleri Bakanımızın hem kendisinden hem de personelinden vesile oldular. Böyle bir projeyi de kabul ettiler. Gerekli çalışmalarımızı başlatmak için vesile oldular. Şimdi Allah nasip ederse cumartesi günü saat 4'te, yani 16'da her iki belediye başkanımız bir araya gelecekler. Belediyede protokol, kardeş şehir protokolü imzalandıktan sonra konunun ehemmiyet ve önemi hakkında hocalarımız orada olacak, belediye başkanlarımız orada olacak, Muş Alparslan Üniversitesi'nin rektörü orada olacak ve bu konunun hakkındaki önemi, ehemmiyeti dile getirecek konuşmaları olacaklar. Ondan sonra da bütün insanlarımız bilgilendirilecek, projemiz orada tanıtılacak